Evet, sevgili canlarım, sevgili takipçilerim, selamün aleyküm canlarım, hayırlı cumalarınız olsun. Bereketli ve nurlu cumalarınız olsun inşallah sevgili can dostlarım. Bugün çok güzel bir hava var. Size dışarıya çıktım. Biraz onu çekeyim diye. Çok güzel bir hava var canlarım dışarıda, inanın. Karlar eriyor. Dünkü fırtına nereye gitti ben de onu bilmiyorum. Dün çok 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 soğuk vardı, aşırı derecede. İnanın göz gözü görmüyordu. Kardan, fırtınadan, yerden aldı. Güve savurdu fırtına. Çok kötüydü hava. Bugün de aksine çok güzel karlar erimeye başladı. Güneşli sıcak bir gün. Sanki yaz tekrar yeniden gelmiş gibi. Vallahi bacılarım çok iyi bir gün bugün. Sizler neler yapıyorsunuz canlarım? Ne işleri görüyorsunuz? İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz iyi mi? Beni soracak olursanız elhamdülillah ben çok çok iyiyim. Bugün koltuk takımlarımız geldi. Çok memnun oldum. Sabah onun videosunu çekecektim ama telefonumun şarjı yoktu, onu çekemedim. Şimdi içeride onu biraz sonra çekeceğim sizler için. Daha perdelerimiz falan gelmedi. Perdelerim geldiği zaman da onlarla birlikte hepsini bir çekeceğim sizler için canlarım. Vallahi çok mutluyum, çok heyecanlıyım inanın. Hayır cuma, hayır mübarek cuma günü. Bir de 3 ayların yüzü suyu hürmetine bana bir gönderen yardımı Allah bin kere bin kere yüz binler kez razı olsun. Yine dilim dönmüyor. Vallahi bacılarım, gözüm açılmıyor güneşten de. Rabbim ne muradı varsa versin. 3 ayların yüzü suyu hürmetine Rabbim ne muratları varsa, ne istekleri, ne dilekleri varsa kabul etsin bacımın. Çok 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 öpüyorum buradan onu. Kurban olduğum Allah'ın muradını, dileğini versin inşallah. Şöyle yavaş yavaş evimize doğru geçelim. Bugün ben çamaşırlarımı yıkadım makinede. Çamaşır attım makineye. Şöyle onu da size evet Göstereyim. canlarım, çamaşırlarımı yıkadım. Şöyle tele serdim. Bugün hava çok güzel. Kuruyor. Şuraya da pencerenin tellerine de çoraplarımızı attım. Güneş gördüğü için kuruyorlar. Çok seviyorum burada çamaşır kurutmasını. İnanın evde kurutması hiç kolay olmuyor. Tele ser, topla zor oluyor. Bir tel de buraya serdim. Bir tel de karşıya serdim. İki tel çamaşırım vardı. Onların hepsini yıkadım. Şöyle size de göstereyim galların eridiğini. Dünkü yağan gallar bayağı hep eridi canlarım. Şu karşıdaki yine kar kütlemiz duruyor. O erimez. Hava çok güzel, yumuşak. Herhalde böyle giderse bir hafta falan böyle gidecekmiş havalar. Rabbim inşallah yeniden kar yağmayı nasip eder, kısmet eder bizlere görmeyi tekrardan. Erir gibime geliyor bir hafta daha böyle giderse havalar. Çünkü bayağı bir eriyor. Çatılarda falan hiç kar kalmadı. Şu karşıdaki fırınımız, bir de gallarımız erise de çöreğimizi yapsak diye düşünüyorum. Çünkü çöreğimiz bitti biliyorsunuz. Pazar ekmeği alıyor. Onu da her gün git gel git gel. Eşime de zor oluyor. Bugün de Kaan'ı gönderdi eşim. Tam onların geldiğinde mobilyacılar gelmişti. Şöyle girelim evimize. Evimizi tertemiz ettim. Şu askımızı da buraya astım canlarım. Gelen giden böyle paltosunu maltosunu assın buraya diye. Şöyle evlerimizi topladım. Temizledim her tarafımızı. Tertemiz. Şöyle. Misler gibi oldu valla. Dışarıdan da pencerelerden güneş vuruyor ya. Aynı içerisi duman gibi gözüküyor ama duman falan yok. Sobamız kapalı. Şöyle. Temizlik gibisi yok canlarım. Her taraflarımızı bugün çektirdim tertemiz. Ondan sonra da Bileday'la sildim buralarımızı falan. Şuralarımızı her yeri temizledim. Vallahi temiz oldu mu mis gibi oturuluyor. Şuraya da şöyle. Kaan'ımın odası boş burası. Çocuğumun yatağı da bu. Yazın ne işte havaları iyi oldu mu burada yatacak. Şu da üstüne koyduklarımızda yorganlarımız biliyorsunuz oturma odasına götürüp getiriyorum. O yüzden orada olmak durmak zorunda. Mutfağımız da aynı. Ama mutfağımızdaki bulaşıklar falan duruyor orada. Az önce yemek yedik. Çayımızı içtik. Çaydanlığımız da burada. Ocağımız falan silinecek. Şimdi buraları temizleyeceğim canlarım. Şöyle odamız da tertemiz duruyor. Burada yatmıyor artık. Sobamız da yanmıyor. Şurada da çiçeklerim var. Şu çiçeklerimi hiç görmüş müydünüz bilmiyorum. Ne kadar yavruladı. Kaktüsüm bunlar benim. Yazın iki kere açtı bunlar. Bir şu açtı, bir de şu açtı. Yani iki kere derken ikisi bir anda açtılar. Şu da bilmiyorum masa çiçeğiymiş. Ta yerlere kadar sündü canlarım. Bu da kocaman kocaman oldu.
Şu da bilmiyorum bunun ismi neydi. Bu da çiçek açıyor. Aslında yapraklarından gibi açıyordu. Ama şimdi bunlar soğukta buradalar. Önce de sobamız yanarken çok iyiydi burası. Şimdi soba yanmıyor. Sobamızı yakmıyorum kalan buranın sobasını. Her tarafı temizledim. Pırıl pırıl. Duruyor valla. Şöyle. Dışarının havasını da görüyorsunuz canlarım. Güneş de içeriye kadar vuruyor. Ben de mahsus açtım ki kapımızı. İçeri güneş alsın diye. Kaan'la eşim de çarşıya kadar gittiler. Yumurtamız bitmiş. Yumurta alacaklar. Evin yumurtası. Vallahi çok güzel hava var. İnanın dışarıda oturasım geliyor. Balkona. Masamız sandalyemizi hep kaldırdıydım çatıya. Hatta masamız da kırıldı oranın masası da. Rüzgar çok fırtına estiği bir gün. Balkonda duruyordu. Aşağıya atmış masayı. Plastiydi masamız. Kırmış onu da masasını. Sandalyeler duruyor. Onlar üst üstündeydi. Hep iç içine koymuştum sandalyeleri. Sandalyelere hiçbir şey olmamış. Onu ağır kaldıramamış rüzgar. Masada boş olduğundan aşağıya sürüklemiş. Kutudan atınca kırmış bayağı. Her tarafı kırılmış. Bilmiyorum olur mu? Yaza doğru onu çıkaracak. Olursa koyacağım. Olmazsa evdeki küçük masamız var. Onu çıkartacağım. Onu koyacak işte. İnanın bacılarım çok güzel bugün bugün. Ben kendi açımdan da söylüyorum yani. Şöyle. Evet canlarım. Videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Yazmamı örmeye hala devam ediyorum. Evet canlarım. Bulaşıklarımız duruyordu. Evlerimizi falan temizledim, çektirdim. Bulaşıklarım duruyor. Şimdi bulaşıklarımı da yıkayayım. Ondan sonra cemada yemek falan yapılacak tekrardan. Çünkü bizim burada saat 3. Bayağı oldu. Evin şiş bitmiyor canlarım. Vallahi şu yaz bir gelseydi hayırlısıyla inanın. Yazın daha çok hem işimiz olur. Bağımızla bahçemizle oynarız. Çok severim bahçe işlerini ben. Bilmiyorum başka sevenleriniz var mı? Koyda yaşayıp da bahçe sevmeyen zaten yoktur ama koyda yaşamayana da bir şey diyemezdik canlarım. Çünkü doğduğun yerde değil doyduğun yerde hep insanlar ekmek parası peşinde her tarafa gidiyorlar yani. Ne yapsınlar? Şimdi hayat pahalı. Mecburen herkes bir yere gitmek zorunda. Bardaklarımı da yıkayayım. Evin işi hiç mi bitmez arkadaşlar? Hiç mi bitmez bacılarım? Vallahi bu yok olsan yok. Bu ne böyle? Her gün bulaşık, çamaşır, temizlik, yemek. Vallahi bitmeyen bir iş varmış. O da ev işiymiş tahminimce. Şu durumda da var herhalde. Şu da eşimin kahve kupası. Çok sever bunu. Mavi hastası olarak da. Kupası bile mavi. Yemine almıştım. Babam maviyi çok seviyor diye. Şuna koyayım ıslana dursun. Sıcak suyumuz dolmuş yine. Evden bir sürü şeyden getirdim. Kuğumda. Şurasını da sileyim. Vallahi ocağımızın içine de aspirin tutacağım. İçine yağsını kaldırsın. Dün kemik açlamıştım. Kemiğin suyu da oraya çıkmış. Kullanmadım. Don gibime geliyor bilmiyorum ama çamaşır makinesi açıldı onun yanında. Belki bulaşık makinesi de açılmıştır. Ama ona hiç dokunmadım daha bilmiyorum açık mı değil mi.
Bir de elimde çiftim bulaşık yıkamasını çok severim canlarım. Sıcak su olduktan sonra hiç önemli değil benim için. Gıcır gıcır yıkayıp koyacağım böyle. Şuradan. Akşam Kaan'a mercimek köftesi yaptım. Onun bulaşıkları da var. İsteyip duruyordum. Annemin ablam orada gördüm, mercimek köftesi yiyelim yap da dedi. Bunu mercimek köftesi yaptım, çok seviyor. Pembe tavamda yine geldi meşhur tava. Bu meşhur olmuş. Az daha kopuk yapalım. Bunun şeysi biraz büyük olduğu için ebatı kopurmuyor. Vallahi böyle bacılarım. Siz de neler yapıyorsunuz diye soruyorum. Siz de aynı, hep bana cevap veriyorsunuz. Çalışan bayanlarımız var, işine gidiyor. Çalışmayanlar evde eşiyle, çocuğuyla, çoluğuyla. Bunlar da öyle ev işi, temizlik, bulaşık. Aynı işte benim işlerim gibi. Dışarısı bugün çok güzel canlarım. Ama içerisinde bir o kadar soğuk inanın. İçeri çekiyor herhalde soğuğu. Bununla da durmayalım. Şöyle lavabomuzda hemen dıkanıyor az bir şeyden. Sıcak su getirdim canlarım. Ellerim düşmesin diye şöyle sıcak su var edeceğim. Çünkü çişmemizin suyu çok soğuk. Şöyle. Üstünden atmayınca da altından olmuyor işte. Neyse yine bir suyu, akıntı suyuyla suyu yıkayalım. Evet canlarım, ben sizi fazla sıkmayayım. Bulaşığınız bitince görüşelim. Evet canlarım, biz şimdi yemek yapacağım. Ne yemeği yapacağım tahmin edin. Yağ çekelim önce. Yağımız da bitti bu arada. Şunu da yıkayım. Evet, kurulayalım şunumuzu da. Böyle yağımızı da çektik şişemizi. Mikrodalgaya da yeşil fasulyeyi attım. Biraz doku çözülsün canlarım. Şöyle biraz sıvı yağ. Aslında bu zeytinyağlı olması lazım ama zeytinyağını kullanamıyor. Sevmiyorlar onun tadını. Alışkın olmadığımızdan canlarım. 2-3 baş soğan doğrayacağım. Şöyle. Bulaşıklarımı bitirdim bu arada. Burada da yemeğimiz dolu daha aslında. Yemektirken gerçi kemik haşlamıştım canlarım. Dondurucunun içinde, şunun içinde taşıyden kalan, kurbandan kalan kemiklerimiz vardı. Dondurucumuzu boşaltalım diye. Onları döküyorum canlarım. Yani bitiriyorum orayı. Onu haşladım akşam. İçinde az bir şey var ama yemek için gitmez. Şu tenceremizin içinde de kompostumuz var. Kiraz kompostosu var onun içinde de. Öbüründe de Kaan'ın sütlü çorbasını yapacağım. O var. Bunu pek bir yani ufak doğramamıza da gerek yok. Çünkü yağın içinde yeriyor bu soğan. Sufra soğanı. Bahçemizin soğanı bitti canlarım.
Bahçe suları bittiği için satın alma soğan kullanıyorum. Pazarın soğanı. Şöyle bunları da alayım buradan. Kalmasın. Dört tane de yumurta getirdim. Bir de tatlı aşçısı çıkaralım. Daha önce yaptığınızı bilmiyorum canım bunu. Canlarım sizin yapıp yapmadığınız yeşil fasulye yumurtayla. Yazdan dondurucu yapmıştık bahçemizin. Şeyleri, fasulyeleri. 4 tane yumurta kırdım. 4'te 2 et herhalde. Bunu da alayım. Evet canlarım. Buna az bir şey tuz atacağım. Çok az yumurtaya. Ellerimizde yıkay yıkay soğuk suyla ellerimi kesiyor. Salçamızı da çıkartalım. Evet, şu da fasulyemiz. Dondurucuda bir kıdım. Şerisini aldım. Çok don olduğu zaman da biliyorsunuz canlarım, akmıyor o zaman da. Hiç dökülmüyor şeyde. Poşetinde. Salçamızı da attım. Salçamızın içinde domates salçası da karıştı canlarım. Yazın hem domates hem biberi yapmıştım. Kattım ikisini de birbirine. Şöyle kaldırayım. Salçamızın iyice ürmesi lazım. Kokusunun gitmesi lazım. Salça kokusu gidecek. O zaman yemek lezzetli olur canlarım. Bahçemizin yeşil fasulyesi bunlar da. Şöyle. Erimemiş ama olsun, böyle uzuyla atın içine. Su dökmeyeceğim içine. Dökersem de az bir şey dökerim herhalde. Bunun yanına da biraz pirinç pilav yapacağım canlarım. Yumurtalarını da döktüm içine. Salçayla birlikte yumurtalar da pişecek. Soğan, salça, yağ, yumurta. Dördü pişecek bunların. Çok karıştırmayın, pişmesi lazım. Şunları da alayım ortada. Ortada kaç sarma durduğumu hiç sevmem inanın. Ocağımızın içini falan sildik tertemiz. Yağ sıçramış buralarda. Neyse, olsun bakalım. Şöyle. Size şimdi yanından da göstereceğim. Şöyle yanından tutayım. Şöyle bir görüntü oluyor canlar. Daha pişmedi henüz. Piştiği zaman daha güzel görünecek bence. Hiç yaptınız mı bilmiyorum canlarım. Bizim burada bu yeşil fasulye yumurtayla yaparlar, sade yaparlar, patatesinden yaparız. Hepsinde her türlüsünü yaparız biz bunu. Yeşil fasulyeni. Şöyle domuyla atacağım bunu. Şöyle altını kısalım. Evet, kısık ateşte. Biraz kendince kapanması lazım, pişmesi lazım. Bunu kapağını kapadım canlarım. Şöyle, bu bunun değil ama olsun bakalım, böyle olsun. Altını kıstım canlarım.
Şuramızda götürün. Evet canlar, yemeğimiz piştiği zaman size o zaman gösterelim. Evet canlarım, sürprizimiz geliyor. Şöyle kapımızı açalım. Şöyle sürprizimizi yapalım. Oturma gruplarım geldi böylece. Perdelerim falan gelmedi. Perdelerine geldiği zaman, halısı perdesi geldiği zaman size daha iyi çekiliş yapacağım. Pembe diyenler vardı. Bu normalde pembe değil canlarım, kulkurusu. Ben bu çok hoşuma gitti. Griler de çok hoşuma gitmişti ama onun fiyatı bundan daha bir pahalıydı. O yüzden bunu aldık. O boğazımızdan geçmedi inanın. O daha bir aşırı pahalıydı. Bu tam bize uygun oldu. Bütçemize uygun oldu yani perdelerimizle birlikte. O yüzden bunu aldık. Nasıl, beğendiniz mi canlarım? Perdelerim falan dağıldığı zaman size tekrar bir tam her şeysiyle birlikte bir daha çekeceğim inşallah. Buralarımız böyle tertemiz duruyor. Temizledik. Burada sobamız var, şu sobamız. Bu sobamızı kaldıracağım herhalde buradan. Ya da dursa da olur, geç fark etmez de. Bakalım. Perdelerimiz ne gelsin. Sizler de beğendiniz mi canlarım, bacılarım? Ben çok beğendim inanın. Bunda oturdukça hep bacımı hatırlayacağım. Allah'ım ondan bin kere razı olsun, tuttuğu altın olsun. Ne dilekleri varsa, ne muratları varsa kabul olsun. Ben vallahi yatıp kalkıp ona dua ediyorum. Rabbim de inşallah dualarımı görür ve kabul eder. Bacımın da bütün dilekleri yerine gelir inşallah. Böyle canlarım. İşte şöyle evimizde. Şurada da bir sandalyemiz var. Şuraya da bir televizyonumuz olacak. Ondan sonracığıma buranın işi böylece bitecek. Az sonra görüşelim. Evet canlarım, yemeklerim hazır. Yemeklerimi pişirdim canlarım. Buyurun gelin, beraber olsun inşallah. Rabbim nasip kısmet ederse inşallah sizlerle de tanıştığımız zaman kısmet olursa yemeğimizi yiyip çayımızı içelim inşallah canlarım. Yeşil fasulyemiz böyle oldu canlarım. Zaten bu böyle olacak. Biraz suyunu ben az yaptım. Sulu sevmiyor çünkü bizimkiler. Suyu şöyle size yakından da gösterebilirim. Şöyle canlarım. Kompostumuz var. Turşumuz var. Bir de et haşlamıştım, size söylemiştim. Akşamdan kalmıştı etimizde. Onu da yaptım, haşladım. Şimdi buraları toparlayacağım. Yemeğimizi yedikten sonra. Daha sonra da bulaşıklarımızı yıkayacak canlarım. Ah, boğazım yine kapanıyor. Evet canlarım, burada kapanışımızı da yapalım. Biz yemeklerimizi yiyelim, bize afiyet olsun. Kapanışımızı da yapalım. Boğazımın bu kapanması gitmedi canlarım. Keçi boynuzu bitmez demişler. Onu da deneyeceğim. Eşime söyledim, yarın gülaştan alacak onu da. Bir de onu deneyelim bakalım, inşallah fayda eder. Evet canım, heyecanlandığım zaman konuşamıyorum canlarım. Vallahi bugün çok mutluyum. O yüzden mi bilmiyorum, yine dilim sürçmeye başladı. Çok 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 mutluyum, heyecanlıyım inanın. Vallahi oturma gruplarım geldiği için çok sevinçliyim. İnşallah perdelerim de pazartesi ya da salı dediler, o zaman gelir. Bir de o zaman serdiğimiz zaman sizlere bir de öyle gösteririm canlarım. Böyle işte, Allah'a emanet olun canlarım, bacılarım. Hoşça kalın, dostça kalın, kanalımızda kalın canlarım. Abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı bütün bütün izliyorsunuz. Allah sizden bin kere razı olsun. Desteklerinizden dolayı çok güzel destek veriyorsunuz bana. Bütün videolarımı izliyorsunuz. Çok seviyorum sizleri canlarım benim. Allah sizi benim başımdan eksik etmesin. Rabbim hayırlı uzun ömürler nasip etsin hepimize, cümlemize. Abone olmayı unutmayalım canlarım. Görüşürüz. Hoşça kalın, dostça kalın tekrar.